Hayırlı akşamlar diliyorum. Bağlam merkezli Kur'an meali çalışmamızın za e, devam ediyorum. Sizlerden istirhamım. Yanlışlıkla da olsa mikrofonlarımızı açık bırakmayalım ki e, insicam bozulmasın. Evet bağlam merkezli Kur'an meali dedik. E, neden bağlam merkezli? Çünkü Kur'an'ın nuzul ortamını e, hem iç bağlamını yani Kur'an bir hitap olarak vahyediliyor. Yani sözel olarak vahyediliyor. Daha sonra da süreç içerisinde eş zamanlı olarak Mekke'de başlayıp Medine'de devam eden bir yazım süreci var. Yani hem hitap hem kitap demiştik hatırlarsanız. Böyle bir eş zamanlı süreci var Kur'an'ın. Dolayısıyla hitap olduğu için yani bir bildirge, bir bildiri, bir sunum olduğu için bir akışı var. Tıpkı bir hani nutuk gibi yani nutkun irad edilmesi gibi bir hutbe gibi e, ya da bir e, işte protesto edilen bir kurumun önünde okunan bir bildiri gibi. Dolayısıyla bu akışı kaybettiğimizde tek tek ayetleri parça parça okumaya başladığımızda e, anlamın bir kısmını kaybedebiliriz. Yanlış anlamalara yol açar demiştik. Onun için e, siyak ve sibak olarak e, tefsir tarihimizde geçen hususu yani iç bağlamı kaçırmamamız gerekir demiştik yine sözel hitabın edebi unsurlarını kaçırmamız gerekir demiştik mesela ironi gibi ses yükselmesi tonlama gibi bunlar tabi Arapça belagat kapsamında değerlendiriyoruz yani edebi sanatları ve bir de dış bağlam demiştik dış bağlamda ne Kur'an'ın ilk muhataplarının zihin dünyası ve onların soruları, tartışmaları ve bu tartışmalara verilen cevaplar bağlamını ki Kur'an'ın birçok ayetinin cevabi olarak geldiğini yani sıfırdan bir bilgi vermek için değil bir tartışma var ve bu tartışmada bir taraf Kur'an ve taraf olarak cevap veriyor tartışmaya. Dolayısıyla bu tartışmayı bilmiyorsak, bu bağlamı bilmiyorsak verilen cevabı havada asılı ya da sıfırdan bir bilgiymiş gibi ele alıp başka yerlere çekebiliyoruz tarih boyunca. Dolayısıyla bunun da çok önemli olduğunu belirtmiştik. Onun için dış bağlamı e, da unutmamamız gerekir. Her zaman e, Kur'an'ı anlamaya çalışırken zihinde tutmamız gerekir demiştik. Tabi bu dış bağlamlar da e, halka halka olduğunu ifade etmiştik. Bunun birinci dış bağlamı ilk muhataplardı. İkinci dış bağlamı da dinler tarihi bağlamıydı. Yani Kur'an e, diğer kutsal metinlerle, de bir tartışmaya giriyor Daha doğrusu diğer kutsal metinlerin şekillenmiş versiyonlarıyla yani beşeri e, müdahale uğramış bozulmuş enterpolasyon dediğimiz tahrif dediğimiz unsurlara e, maruz bırakılmış versiyonlarını düzeltmek değiştirmek nesetmek ve yerlerine doğrusunu ikame etmek gibi bir iddiası da var Kur'an'ın. Furkan olmak gibi bir iddiası var Yani hakla batılı ayırt edici bir ölçü olmak gibi bir iddiası var İşte bütün bunları bu hitabın kendi doğasında içeriğinde görüyoruz Bakara suresi 141'e kadar da bunu buna şahit olduk Ve bunu da diğer meallerden farklı olarak ya da daha fazla olarak Çünkü meallerin yani 300'ün üzerinde Türkçe meal söz konusu Yine yüzlerce diyebileceğimiz İngilizce meal söz konusu Dünya dillerinde ve diğer dünya dillerinde de birçok meal söz konusu. Bunlara dağılmış durumda belki bu e, hassasiyetleri, meale yansıtma çabaları her meal yapanın e, kapasitesi, çabası e, ölçüsünce e, biz ne yapıyoruz? E, biz de taşın üzerine bir taş koyuyoruz. Yani meallerden bir meal tekrarı yapmak yerine bu meallerin eksik bıraktığı ya da e, göremediği yerleri toparlamaya Var olan zenginliği de hani meğerlerde olan zenginliği de yine içermeye çalışan bir e, ilmi bir katkı aslında bizim meğer çalışmamızla. E, onu da belirtmiş olalım tekraren ve e, konumuza başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına diyelim. E, ve e, Kur'an'ın 141. Bakara suresinin 141. ayetinden alalım. 141-142 okumuştuk daha önceki oturumumuzda. E, ama hani unutmayalım diye hani akışı dediğim gibi... Tazeleyelim de buradan alalım. Buraya kadar neydi? Zaten Bakara suresinin geneli bir tekmin kitabına yönelik bir cevap niteliğinde aslında. Yani eski ahitteki e, tekmin kitabının düzeltisi gibi ya da onun alternatifi olarak onu nesederek yenisini getirmek gibi bir e, özelliği var aslında Bakara suresinin geneline baktığımızda. Evet 141 yine bu ilk muhatap. Kimlerdi? Yahudi din adamlarıydı, yani ruhban sınıfıydı. Onlar bir ne yapmışlardı işte onlar e, çeşitli üstünlük ya, ya zaten seçilmişlik inancına sahip oldukları için ve bu seçilmişlik inancı dolayısıyla din adına birçok e, erdemsizlik, birçok kötülük yapmayı kendilerine hak gördükleri için e, bu seçilmişlik inancının Yanlışlığı ekseninde çeşitli düzeltilerle karşılaşmıştık Kur'an'da ve 141'de de ona bir vurgu yapıyor. Diyor ki onlar bir toplumdular, gelip geçtiler. Ahiret için onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Yani şanlı tarih anlatılarıyla, geçmiş tarihinizle övünmeniz ya da tarihteki çeşitli ihtilaf mevzularını sürekli canlı tutmanız Size bir e, katkı sağlamayacak. Yani olumlu ya da olumsuz, tarihin içerisine sıkışıp kalmak, tarihin kısır döngüsünde yaşıyor olmak aslında sizi erdemli olmaktan uzaklaştırıyor. İşte bu sadece tabii ki İsrailoğulları ya da Yahudi e, geleneğiyle, kadim Yahudi kültürüyle sınırlı değil. Hemen hemen tüm dünya kültürleri için geçerli bir insani yanılsama. Yani Hindular için de bu geçerli. Efendim, e, Hristiyanlar ve Hristiyan geleneği için de geçerli ve tabii ki Müslüman geleneği için de geçerli. Yani bugün dünya dinleri ve dünya dinlerinin içerisindeki mezheplerinin çatışmalarına, ihtilaflarına baktığımızda çoğunluğu yani hemen hemen yüzde %90'ı diyebilirim. Geçmişin yani tarihin din edinilmesiyle tarihi çeşitli tartışmaların merkeze alınmasıyla alakalı bir durum. İşte bunun en bariz örneği Şii-Sünni çatışmasıdır. Şii-Sünni çatışması Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra Hazreti Ali mi, Hazreti Bekir mi halife olacak tartışmasının bir bakıma oraya sıkışıp kalmakla alakalı yani imamet meselesiyle alakalı bir konudur. Dolayısıyla bu çatışmanın özünde bu tarihi ihtilafın sürekli canlı tutulması ve bunun içerisinde bir tartışma zemininde kalınması, yani oraya sıkışıp kalmakla, yani oradaki tartışmalara bakıp, ders çıkartıp, bugünkü hayatımıza bir e, sonuç çıkartmak yerine, orayla oyalanıp durmakla alakalı bir şey mesela. Ya da işte bugünkü hani meşhur hadis-sünnet tartışması, işte Emeviler ve Abbasler dönemindeki e, mesele ya da kader tartışması, işte o dönemki tarihi çatışmaların e, itikatlaştırılmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla tarihin içerisinde kalmak ya da işte Osmanlı ile Türklerin Farsların da Safevilerle sabah akşam övünüp durması şanlı tarih anlatıları böyle seçilmiş Allah tarafından seçilmiş cesine adeta e, havalara girmek e, bu da aslında işte bunun bir yansıması yani buna işte başka e, bir tabirle Yahudileşme temavülü diyebiliriz. Yani İsrailoğullarının e, düşmüş olduğu hatanın bir benzerinin aslında tekrarlanması demek. Şimdi dolayısıyla işte Kur'an 141'de buna işaret ediyor. Diyor ki iyi de onlar bir toplumdular geldiler geçtiler ahiret için. Onların kazandığı onlara sizin kazandığınız nedir? Yani suçun ve sevabın şahsiliği ilkesi. Yani bir kişi suç işlediyse şahsıyla alakalı bir şeydir. Sevap işlediyse de yani erdemli birisi ve cennetlik birisi de o da onun şahsıyla alakalı bir şeydir. Yani her koyun aslında kendi bacağına nasıldır bu bağlamda. Dolayısıyla onunla övünmek ya da ona düşman olmak sana bir şey kazandırmıyor. İşte buraya bir atıf yapıyor ki siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız diyor Rabbimiz. Yine bunun da kardeş ayetinin 134. ayet olduğunu belirtmiştik. Sonra da şöyle diyor Rabbimiz, Medine halkından bazı seviyesizler diyecekler ki, ne diyecekler hemen inelim. Sürekli yöneldikleri kıbleden, yani Kabe'den onları döndüren nedir? Demek ki bizim dinimiz kıblemiz üstündür. De ki, evet şimdi kıble meselesine giriş yapıyoruz bu vesileyle. De ki, de ki, doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Allah kimi dilerse onu doğru yola iletir. Onu doğru yola yönlendirir. Yani nasıl ki din Yahudi ve Hristiyanların sapkınlıklarından temizlenip aslına döndürüldüyse, kıble de aslına döndürülmüştür. Kıblenin Kabe olması Hazreti İbrahim'in ortak ilkelerinde buluşmanın yani ortak ilkelere yönelmenin sembolüdür. Neden? Çünkü e, İbrahim e, ki daha sonraki terimleştiği anlamında İbrahim'i dinler ya da İbrahim'i mesaj olarak da kullanıyoruz. Üç büyük din vesaire şeklinde de kullanıyoruz. E, hem Hristiyanlığın hem Yahudiliğin hem de İslam'ın ortak e, paydaşıdır, ortak kesişme noktasıdır. Dolayısıyla Hristiyan, Yahudi ya da Müslümanların İbrahim'de buluşması için bir sakınca ya da bir şey yoktur. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanların istilaflarından sıyrılarak, geleneksel ihtilaflarından sıyrılarak İbrahim'de buluşmayı simgelemekte aslında Kabe'nin kıble edinilmesi. Burada siz sürekli yöneldikleri kıbleden onları döndüren nedir? Peki kıblenin Kabe olduğunu söyleyebiliriz. Onun için de parantezde bunu ifade ettim. Sürekli yöneldikleri kıbleden onları döndüren nedir? Demek ki bizim dinimiz üstündür dediler. Niçin bunu söylemişlerdi? Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Mekke'de e, doğal olarak Kabe'ye e, sürekli yöneliyordu ve namaz kılıyordu. Ve sahabesi de. E, çünkü Araplar da yani İsmail oğullarından gelen gelenekle mütevatiren Zaten kıble ve e, dönüş orayaydı ve oraya namaz kılıyorlar. Daha sonra ne oldu? Ama bu konuyla ilgili bir ayet henüz e, inmemişti. Yani mevcut olan mütevatir sünneti takip ediyorlardı. Mütevatir İbrahim'i sünnete tabi oluyorlardı. Müşrikler de, müminler de, hanifler de. Ama e, hakkında bir ayet inmediği için yani bir nasla ile sabit olmadığı için Allah Resulü ne yaptı? Medine'ye geldiğinde sırf Yahudi ve Hristiyanlarla ortak bir nokta bulabilmek amacıyla bir istihat yaptı ve Kabe'ye değil onların döndüğü gibi Kudüs'e doğru daha doğrusu e, ya da Yeruşalim dediğimiz ve e, işte Bet Amikdaş dediği Yahudilerin Beytül Maktis'e doğru e, Kıble olarak oraya dönmek gibi bir e, istişa, e, iç, e, içtihadi bir tercihte bulundu. İşte böyle yaptığında e, ne yaptılar e, Yahudiler? Dediler ki sürekli yöneldikleri kıbleden onları döndüren nedir? Demek ki biz haklıymışız bakın. Demek ki biz e, doğru yoldayız ki bizim kıblemize döndüler. Gibi bir hal hareket içine girdiler. Oysa Hz. Muhammed'in içtihadının temelinde de şu vardı kıbleyi yani nereye dönmemizin bir önemi yok sonuç itibariyle. Bu sembolik bir e, yani birliktelik mesajı. ve dolayısıyla Kudüs'te de dönebiliriz. Hani Kudüs'te sonuçta işte orada Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve birçok nebi oradaydı. E, dolayısıyla bizim bunu yapmamıza bir sakınca yok diye düşünmüş olmalı ki böyle bir iştahatta bulunuyor. Ama Yahudiler ne yapıyor? Bunu bir üstünlük vesilesi olarak kullanıyorlar yani bir istismar aracı olarak kullanıyorlar Hazreti Muhammed ve arkadaşlarına yönelik işte ayet e, kanaatimce bundan bahsediyor e, Allah da diyor ki onlara de ki doğu da Allah'ın batı da Allah'ındır Allah kimi dilerse onu doğru yola yönlendirir yani bakınız yukarıda ayetin birinci kısmında e, şekil var ikinci kısmında da öz var yani erdem var o erdem de ne Önemli olan Allah'ın e, doğru yola yönlendirmesi. Yani erdemli bir yaşam ortaya koymak. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde bir hayat ortaya koymak. Ve böylelikle de cenneti kazanmaktır. Yoksa sağa sola işte doğuya batıya dönmek, şekillerde, ritüellerde takılıp kalmak değildir. Mesajı veriyor aslında Rabbimiz. İşte e, bundan dolayı şimdi bir kıble mevzuna bir e, giriş yapmış oluyoruz. Evet Uğur Bekir buyur. Konuyu bölmüş olmak istemiyorum aslında ama yani Çok şey, söz söz geçmesin diye. Hani mütevatir sünneti takip ediyordu Resulullah dediniz ya. ya. Burada benim kafam tam oturmuyor. Sanki böyle iki tane çelişki çıkıyor gibi. Yani mesela Kabe'yi eğer Kabe'ye yöneliyorsa mesela bazı iddialar var tarihsel şeylerde, yerlerde. Kabe put doluydu diyorlar mesela. Veya Yahudilerin Medine'ye geldiğinde şeye döndüyse, Beytülmaksı'ya döndüyse Yahudileri haklı çıkarmazdın. Yani sen bizim kıblemize döndün. Aa şimdi ne oldu? Neden tekrar geri döndün? Bak bizim kıblemizi kabul ettin. Anlamı çıkmaz mı burada? Burada bir çelişki olmaz mı yani? Evet. E, sorunu bitirdim mi? Bitti bitti hocam. Şimdi bir evet put vardı. Ama zaten Müslümanların Müminlerin daha doğrusu e, temel iddiası şu. Kabe'de put olsa da Kabe bize ait. Şimdi dolayısıyla o putlar zaten sonradan konduğu için temizlenmesi gereken e, sonradan eklenmiş bozulma işaretleri şey gibi düşünelim. E, bir bina var, tarihi bir bina ama sonra buraya işte klima takılmış. Efendim penceresi pimapen yapılmış falan. Şimdi biz bunu kabul etmeyiz değil mi? Bunu restore etmemiz lazım. Yani bunu aslına uygun bir hale getirmemiz lazım deriz. Ve hatta ondan sonra da o işte sonradan takılan şeyleri temizleriz oradan. Yani kimse de şunu demez. Ya kardeşim burada işte klima var. Sen nasıl bunu çıkartıyorsun demez. Sonuç itibariyle o oranın asli unsuru değil çünkü. Hatta orayı bozuyor. Yani o şeyin binanın e, mimarisini, ruhunu bozuyor değil mi? Dolayısıyla orada kıblede dönülmüş olan Kabe'de putların olması putlara yönelmemizi gerektirmez. Ya yani putlara secde etmiyordu sonuçta Hazreti Muhammed ve arkadaşları Hanifler'de. Dolayısıyla birincisi bu. Yani Uğur Bekir senin argümanının bu şekilde cevaplayabilirim. Birinci argüman. İkinci argümanı da zaten ayette senin dediğin gibi söylemişler. Yani demişler ki sürekli yöneldikleri kıbleden onları döndüren nedir? Yani bir takdir demiş adamlar. Ama Allah da bakın senin tam kafana oturmayan şeyi hakkında cevabı veriyor. Diyor ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Allah kimi dilerse onu doğru yola yönlendirir. Yani önemli olan doğru yola yönlenmektir. Önemli olan işte Kabe'ye, efendim Kudüs'e, ne bileyim işte Amerika'da Azteklerin içerisinde iseniz işte Peru'ya dönmek değildir. Bunlar ritüellerdir. Ritüeller niçin önemlidir ya da semboller. Çünkü bir şeyi hani bir toplumun sosyal e, dini yaşamasını ayakta tutan e, onları disiplin izleden kurallardır bunlar sadece ve bu kurallara takılmayın. Kurallar amaca hizmet ettiği sürece anlamlıdır. Dolayısıyla kurallar değişebilir. Yani Kudüs'e de dönebiliriz. Yani Allah deseydi ki Afrika'ya dönün, biz Afrika'ya dönecektik. Yani ...döndüğümüz yerin bir özelliği yok. Zaten Kabe'nin de bir özelliği yok dikkat ederseniz. Dört duvar. Hatta... E, ...Hazreti İbrahim'den kalan kısmı... ...biraz daha yamuk... şey ...biraz daha kaydırılmış şekilde... E, ...tarih boyunca. Hatta Hazreti, Hazreti Peygamber... ...diyor ki eğer toplumun... ...hani... E, ...şeyinden korkmasam... ...hani çekinmesem o anlamda... E, ...aslına yeniden inşa ederim diyor mesela Kabe'yi değil mi? Yani sonuçta Kabe dediğimiz dört duvar... Ee, birçok değişikliğe doğramış Ama biz oraya dönüyoruz şu an. Neden? Çünkü Allah e, ümmetin birliği için, insanlığın birliği için bir anlam katıyor oraya. İbrahim'in İbrahimi simgeliyor geliyor. Dolayısıyla biz de İbrahimi simgelediği için e, oraya dönüyoruz. Ama Allah deseydi ki der ki, derdi yani. E, Japonya'ya dönün. Biz de Japonya'ya dönerdik. Tokyo'ya dönmekle Mekke'ye dönmek arasında bu anlamda bir fark yok. Önemli olan fark kimin doğru yola yönlendiği. Bakın ayetin ikinci kısmı oraya vurgu yapıyor. Yani asla vurgu yapıyor. Yoksa siz bugün itibariyle söyleyeyim. İşte Suudi Arabistan'da Mekke'de yaşayan, sabah akşam Kabe'de umre yapan bir sürü insan var. Ama e, pek Kabe'nin onlara bir katkısı yok. Ama hiç Kabe'ye gitmemiş, gidememiş. E, işte Sibirya'da ne bileyim Afrika'da bir sürü samimi insan var. Ama onlar e, orada yaşayan ve sabah akşam o Kabe'yi gören, orada e, tavaf eden insanlardan çok daha e, muttaki insanlar o. Dolayısıyla buradaki esasın doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Allah kimi dilerse onu doğru yola yönlendirir de ki asıl öz olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani Yahudilere ve senin kafandaki soru işaretiniz. E, bu şekilde cevap veriyor zaten Kur'an. Bilmem tam anlatabildim mi ki sadece bu ayet yok yani bak şimdi birazdan daha da şey olacak konu yani bu bir tartışma konusu olacak ee, ve Hz Muhammed'in de e, ikna olması gerekecek bununla alakalı ve burada şimdi birazdan konuya giriyoruz acele etmezsek orada daha da şey yapacağız Uğur Bekir Var mıdır bir söylemek istediğin? Teşekkür ederim hocam. Dinliyorum. Eyvallah. Bak şimdi devam ediyor. Ee, de ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Allah kimi dilerse onu doğru yola yönlendirir. Böylece sizi bu insanlara, kimmiş bu insanlar? Yani Yahudi ve Hristiyanlara, yani önceki ve şimdiki vahiy ilkelere sadık kalarak nasıl yaşanır örnek olmanız için... Şahit olmanız için aralarında ara buluculuk hakemlik yapacak bir topluluk haline getirdik. Şimdi bunu nasıl e, yüzeysel bir şekilde tercüme ediliyor? Böylece sizi bu insanlara şahit olmanız için vasat bir ümmet kıldık. Tamam, bak bu yanlış bir çeviri değil ama yüzeysel bir çeviri. Türkçe'ye tam oturması gerekiyor. O zaman Türkçe açılımını e, anlatmamız lazım. Böylece sizi bu insanlara yani Yahudi ve Hristiyanlara önceki ve şimdiki vahiy ilkelere sadık kalarak nasıl yaşanır? Hani dedi ya doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Allah kimi dilerse onu doğru yola yönlendirir. Hah işte bunu yani bu ilkelere sadık kalarak nasıl yaşanır? Örnek olmanız için, şahit olmanız için. Nasıl yaşanır örnek olmanız için? Şahit, yaşayarak örnek olmak demek. Nasıl yaşanır örnek olmanız için? Aralarında ara buluculuk, hakemlik yapacak sağduyu da bir topluluk haline getirdik. Şimdi vasat neden böyle çevirmişiz onu da söyleyelim. Vasat insanlar arasında ara buluculuk yapmak veya aralarında aracı olmak, insaflı biçimde hakem olmak anlamına geliyor Arapçada arkadaşlar. Yani bakın ne yaptık? semantiği kullandık. İlk dönem Kur'an Arapçasına indik ve vasatı tam bağlamına oturttuk. Neymiş? Aralarında insanların e, nasıl yaşanır onlara örnek olmak ve aralarında ara buluculuk, hakemlik yapacak bir topluluk haline getirdik, ümmet haline getirdik. Dolayısıyla nerede bir dünya, şimdi hem tarihsel olarak hem tarih üstü olarak söyleyelim, nerede biz bir İslam ahlakı, bir İslami yaşam tarzı ortaya koyarsak dünyada, nerede bir aşırılık var, nerede bir... İfrat ve tefrit var. İnsanlar Müslümanların hayatına bakarak, bugünküleri kastetmiyorum. İdeal Kur'ani yaşam tarzını kastediyorum. İşte insanlar ancak ona bakarak bunun ifrat ya da tefrit olduğunu anlayabilmeliler. Peki şu an Müslümanlar bu durumda mı? Elbette değiller. Çünkü Müslümanlar Yahudileşmiş, Hristiyanlaşmış, Hindulaşmış ee, haldeler. Yani aslında onlar da bu Kurani ilkelere sadık kalarak nasıl yaşanır? Örnek olma, şahit olma, sorumluluklarını büyük oranda kaybetmiş durumdalar. İnşallah Rabbimiz bizden bu bunu soracak Rabbimiz şahit olmayı. Dolayısıyla bu bu buraya tekrar dönmemizi inşallah Rabbimiz nasip eder bizlere. Dolayısıyla bakın bu ilkelere sadık kalarak nasıl yaşanır? örnek olmanız için aralarında hakemlik yapacak bir topluluk haline getirdik. Peki bunun bizzat Sünnetteki karşılığı ne? Medine vesikası. Medine'de e, gerçekten de böyle oldu hatırlarsak Yahudiler, e, Hristiyanlar, Müşrikler ve Müslüman gibi gözüken Müslüman olduğunu iddia eden münafıklar ne yaptılar? Hazreti Muhammed'i Hakem tayin ettiler ve Medine vesikası dediğimiz, yani Medine Sözleşmesi çerçevesinde bir e, yönetimi me razı oldular. Çünkü gerçekten de böyle bir e, örneklik ortaya koymuştu Müslümanlar. Evet, devam ediyoruz. Bakalım ne demişiz? Evet, Vasat'a da, Evet şöyle bir dipnot düşmüşüz Robinson'dan Discovery of the, Discovery the Qur'an kitabından ki Türkçesi de var. Tavsiye ederim çok iyi bir çalışmadır. E, 143. ayette geçen ummeten vaseten ifadesinin tematik ve yapısal açıdan önemli bir konuma sahiptir bu ifade. Zira bu ayet 286 ayetten müteşekkil surenin tam ortasında bulunmaktadır. Yani 286'nın tam ortası 143 oluyor biliyorsunuz. İşte tam ortasında yer almaktadır. Ve devamında kıblenin değişmesine ve İslam toplumunun Yahudi ve Hristiyanlardan ayrılmasına e, değinilmektedir. Bakınız e, Robinson bunu fark etmiş ki kitabında çok daha geniş bir şekilde söylüyor. Robinson bu arada e, çok önemli bir akademisyen. Gayrimüslim bir akademisyenken Kur'an araştırmaları sonucunda Kur'an'ın Allah sözü olduğuna teslim olan, şahit olduğu gerçekler karşısında Müslim olan yani gerçeklere teslim olan bir akademisyen Kur'an'ı keşfetmek yani Türkçesi de yayınlandı kitabının. Bakınız burada ilginç bir şeye dikkat çekiyor diyor ki 143. ayette geçen ummeten vaseten ifadesi tematik ve yapısal açıdan önemli bir konuma sahiptir. Fira bu ayet 286 ayetten müteşekkil surenin tam ortasında bulunmaktadır. Yani ummeten vaseten diyor ya vaseten 286'nın da 143. ayetinde özellikle simetrik olarak bulunmaktadır. Ve devamında da kıblenin değişmesine ve İslam toplumunun Yahudi ve Hristiyanların ayrılmasına değinilmektedir. Evet 178 ne demişiz dipnotumuzda. Genel mesaj şudur. Böylece sizi çevrenizdeki insanlara vahyi uygulayarak şahitler olmanız için gönderilen elçinin de size vahyi uygulayarak şahit olması için dengeli bir ümmet haline getirdik. Evet şimdi bakın burada şahit dedi ya. Hakemlik yapacak. Vasat bir ümmet haline getirdik. Şimdi bu nasıl yaşanır örnek olmak? Şimdi halka halka içeri geçiyor. Aynı şeyi resul içinde kullanıyor Rabbimiz. Elçi de yani resul de size vahyi nasıl yaşanır örnek olması için gönderildi. Ki işte biz de buna zaten e, mütevatir sünnet yani ameli e, nebi'nin resul boyutunun ameli e, Kur'an ameli Kur'an da diyebiliriz. Ameli ehlül medine diyor İmam Malik. Mütevatir boyutunu görüyoruz. Resul de bize vahyi nasıl yaşanır? işte örnek olması için gönderildi. Sürekli yöneldiğiniz Kabe'yi bugüne kadar herhangi bir kıble tayin etmeyerek Kudüs'ü kıble edinmene izin verdik. Bu ancak Allah'ın gönderdiği elçiye bağlananlarla topukları üzerine gerisin geri döneceklerin farkının belirginleşmesi içindir. Elbette bu Allah'ın kılavuzluk yaptığı kişiler dışındakilere büyük bir sorun gibi gözükür. Şimdi biraz önce de sorduk ya, Yahudiler de söyledi ya, yani kıbleye takılırlar, yani şekle takılırlar ve derler ki ya nasıl oldu bu iş yani böyle oraya dönüyor, buraya dönüyor. Peki neden Allah şu ana kadar muhayyer bırakmış? Demek ki bak bu bir sınav olsun diye muhayyer bırakmış, öyle söylüyor Rabbimiz. Peki biz bu parantezleri hangi bağlamda şimdi bağlam merkez dedik ya evet. Şimdi bu bağlamı anlatalım isterseniz. Şöyle arkadaşlar ne demiştik şeyde mealde. Sürekli yöneldiğiniz Kabe'yi bugüne kadar herhangi bir kıble tayin etmeyerek Kudüs'ü kıble edinmene izin verdik. Bu da bir imtihandı, bir sınavdı dedik ya. Peki neden bu şekilde anlaşılması gerekir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Kudüs'e yönelerek Yahudilere yönelik mesaj vermek istemiştir. Henüz hicret etmeden önce Medine'ye gitmeyi düşündüğü için böyle bir karar aldığı ve Mekke döneminin sonlarındayken Mescid-ül Aksa'ya doğru namaz kılmaya başladığını Keza onun böyle bir karar almasının arkasında yaşamış olduğu İsra olayının da önemli bir muharrik unsur olduğunu ifade edebiliriz. Dira bu olayla birlikte Allah Resulü Beytül Makdisin Allah katındaki kutsiyetini fark etmiş ve kendisi zaten geçmiş dinlerin mirasını reddetmediği için bu değişikliğe gitmekte bir beis görmemiştir. Ancak değişiklik Mekke'deyken gerçekleştiğine göre bize göre Resul-i Ekrem bu kararıyla Medineli Yahudilere yönelik bir mesaj vermiş olmalıdır. Özellikle değişikliğin akabe biyatlarının yapıldığı süreçte gerçekleşmiş olması tesadüf değildir. Bakın Siyer'deki bağlamında belirtelim yani akabe biyatları e, süreci. Dikkat edilirse İsra olayı ilk akabe biyatı ile Resul-i Ekrem'in Mescid-ül Aksa'ya doğru namaz kılması hemen hemen aynı dönemlere denk gelmektedir. Görünen o ki Resul-i Ekrem Medinelilerle temasa geçince buradaki Yahudileri memnun etmeye yönelik bir adım atmıştır. Ancak bu hamlesiyle Kabe'den de tamamen vazgeçtiği söylenemez. Nitekim Mekke'deyken de Kabe'yi araya alıp her iki kıbleye ve birlikte yönelerek namaz kılmıştır. Ancak Medine ile hicretle beraber iki kutsal mekana aynı anda yönelme imkanı kalmayınca direkt olarak Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmıştır. Medine'ye hicretten sonra iki yaklaşık bir buçuk yıl kadar Hazreti Peygamber Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmışsa da özellikle Yahudilerin olumsuz tutumundan sonra ilk kıblesi olan Kabe'ye yönelmeyi arzulamıştır. Bu çekince nedeniyle değişiklik için somut bir sebep aramış ve bu sebep kıble değişikliği ayetiyle birlikte gerçekleşmiştir. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili en kapsamlı, en e, detaylı çalışmayı İsrafil Balcı Hoca ...yapmıştı. Ben oradan kendisinin makalesine atıf yapıyorum. Bu tam siyer şeyine oturuyor bağlamına. Dolayısıyla işte onun için Kudüs'ü kıble edinmesine izin vermesine Rabbimizin ayeti bu şekilde oturuyor o da bağlamına. Yani herhangi bir kıble tayin etmeyerek Kabe'yi aslında bir imtihan kılıyor. Peki bu imtihanın sebebi ne? Hemen 144'te belirtiyor... Çünkü topukları üzerine gerisin geriye döneceklerle yani Yahudi ve Arapların münafıklarıyla gerçekten yürekten bağlananların farkının belirginleşmesi içindir. Kıble imtihanının amacı şekilciliğe takılarak erdemleri ve ana eksen olan kalplerin Allah'a yönelmesini ıskalayan dindarlıkla maksada öze yoğunlaşan dindarlığı ayrıştırmaktır. Ritüeller semboller ancak yönlendikleri öz anlama yani tevhidi erdemlere hizmet eden araçlardır. Özü unutup araç asıl haline geldiğinde Hemen mikrofonları kapatalım. Evet. Özü unutup araç asıl haline getirildiğinde taassup ortaya çıkar. Kıble değişiminin bir değer sebebi de içeriği bozulmuş sembolün yenilenmesidir. Kudüs artık monoteist mesajın değil, kavmiyetçiliğin ve Mesih beklentisinin merkezine dönüşmüştü. Tekrar tevhidin eksende olduğunun sembolü, İbrahim'de buluşmak, İbrahim'in buluştuğu nokta olmalıdır. Orası da Kabe'dir. Elbette, bakınız, yine hidayete atıp yapıyor. Elbette bu, Allah'ın kılavuzluk yaptığı kişiler dışındakilere büyük bir sorun gibi gözükür. Buyurun Mustafa abi. Sesim geliyor mu üstad? Geliyor hocam buyurun. Ya şimdi ben şeye takıldım tamam e, hani İsrafil Bey'le e, pek yıldızımız barışmaz ama Yahudileri memnun etmeye yönelik Mek henüz Mekke'deyken e, zaten Kabe'yi araya alarak e, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılan bir elçi yani e, sırf Medine'lilerle temasa girip de Medine'ye hicret etmeyi düşündüğü için oradaki Yahudileri hesaba katıp da onları memnun etmeye yönelik böyle bir atma, adım atmıştır demek bence çok büyük bir iddia. Yani e, Mekke'deyken de böyle yapıyor Çünkü o sizin de dediğiniz gibi henüz daha kıbleyle alakalı ibadet ederken yönel, yönelinecek yerle alakalı herhangi bir ilahi emir yokken tamamen peygamberimizin e, şahsi seçimine, iradesine bırakılmış bir olayken yani bu Yahudileri memnun etme e, cümlesine takıldım ben de. Yoksa e, Medine'ye git göç ettikten, hicret ettikten sonra da senin de dediğin gibi ikisine birden e, yönelmesi imkansızdı orada yazıldığı gibi doğru. Ama bu önceden Mekke döneminde hiçbir zorlama, hiçbir şey yokken de çünkü bir kıble ihtiyacı var yani ibadet ederken ve Mekke'nin de işte Hz İbrahim'den gelen, o bahsettiğin özel yapısından dolayı da bizim bizim malımız, bize ait bir yer, oraya doğru yönelilmiş. Ben o o cümleye katılamayacağım. Yani geri kalanı. Tamam. tamam. Anladım. Cevap vereyim Mustafa abi. Birincisi, önce şunu da belirtelim. Yani bu bizde bir ahlak olmalı. Yani genel bir usul anlamında. Yani sizin şahsınıza demiyorum, yanlış anlamayın. E, çünkü çokça tekrarlanıyor. Bu da ne? Bir bilen safsatası. Yani bir mantık e, hatası. O da nedir? E, bir kişinin bir konuda uzman olması, o kişinin her konuda söylediği sözü, yani başka bir konuda söylediği bir sözü, e, işte doğru olacağı anlamına gelmez. Hatta bir kişinin bir konuda uzman olması, uzman olduğu her konuda söylediği bir sözün de doğru olacağı anlamına gelmez. Sonuç itibariyle, uzman olduğu için daha çok güveniriz ama delillerine bakarız. Ee, İsrafil Balcı başka bir konuda işte siyasi bir konuda ya da ya bu benim için de geçerli herkes için geçerli yani. İsrafil Hoca'nın ya da benim ya da Ahmet'in, Mehmet'in ee başka bir konu, yani bir konuda uzman olması ya da bir konuyu iyi çalışmış olması başka bir konuda söylediği sözü muteber kılmaz, kılmamalıdır. O da yine o konuda söylediği sözün deliline bakmak gerekir. Her konuda söylediği kişilerin sözlerinin delillerine bakmak gerekir. Tabii şimdi bu konunun uzmanı olduğu için, yani bu konuyu çok derinlemesine araştırdığı için ben oraya atıf yaptım. Kendisinin çalışmasına atıf yaptım. O öncelikle onu belirteyim. İkincisi de şu, yani Yahudileri memnun etmek ifadesi hani Türkçe açısından ya da böyle sanki Yahudilerin ee, yani Yahudilere haşa yaltaklanmak vesaire gibi onu kastetmiyor metinde zaten ama bu sadece e, Balcı'nın e, çıkarımı da değil onu belirteyim yani hemen hemen siyacıların büyük bir kısmı e, bu, bu şekilde yorumluyor konuyu yani değerlendiriyor o da ne yani memnun etmeyi şöyle açayım o zaman yanlış anlaşılmasın yani yani İsrailoğullarıyla Yahudilerle bir şey bulmaya çalışıyor Allah Resulü bir orta yol bulmaya çalışıyor özellikle Medine'ye gittiğinde. Ve onların bir cemaati var ve o cemaat aynı zamanda ehli kitap bu insanlar. Hatta hatırlayalım. Kur'an'ın birçok yerinde ehli kitaba meyletmek etmek yani iyi niyetle hani onları kazanmaya yönelik iyi niyetle ki yönelimler uyarılarla karşılaşıyor Allah Resulü'ne yönelik. Dolayısıyla Allah Resulü'nün burada meyil etmesi ya da iyi niyetle onları kazanmaya yönelik. Çünkü ehli kitap oldukları için yani daha iyi biliyorlar şeyi. Dini kültüre daha vakıflar. Dolayısıyla e eğer kazanılırlarsa ki Hazreti Ömer örneğinde de görüyoruz bunu yani birçok örnekte görüyoruz. Allah Resulü'nün buradaki stratejisi şu. Eğer kaliteli, nitelikli birisi kazanılırsa İslam'a e bu İslami tebliğin ya da İslam'ın e, hayrına olacaktır diye düşünüyor. Biz de bu zaman zaman bu şekilde yaklaşıyoruz. Değil mi? Ki Bakara suresinin başından beri zaten e, Kur'an'ın tek bin kitabını düzeltmesi e, nes etmesinin hikmeti de bu. Yani İsrailoğullarıyla bakın Bakara suresi sürekli muhatap alıyor. Niye? Çünkü Medine'de bir toplum yapısı var. Bu toplum yapısı aynı zamanda müminleri etkiliyor. Mümin, Arapların içerisinde ve Yahudilerin içerisinde münafıklar var. Ta 20. ayet 20'li ayetlerden bu yana Hatırlayalım, böyle bir günden maddesi var. Dolayısıyla Allah Resulü onlarla beraber hatta salat ediyor, ee, ruku ediyor, salat ediyor. Onların e, meclislerinde tartışmalar yapıyor. Ee, şeye porah metinlerine hakim olmasa da, onlara Kur'an ayetleriyle e, yeni nebi'nin kendisi olduğunu e, anlatmaya, ikna etmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir ilişki tarzı var. Burada menun etmeyi bu bağlamda el almak gerekir. Ama sizin dediğiniz şey de önemli. Bakın onu da altını çizeyim. Zaten diyorsunuz Mekke'de de e, Kabe ile arasını alıp işte şey yapıyordu. Kıble ediniyordu. Mescid Aksa ya daha doğrusu e, Kudüs'ü. Beytül Maddis'i. Çünkü Mescid Aksa tabiri de e, tartışmalı bir konu. Yani o dönemde neresi Mescid Aksa'ydı diye. Ama Kudüs'e yöneldiğini biliyoruz. En azından tarihi kayıtlardan. Evet. Yani benim buradaki atıf yapmamın sebebi o ama o detaylarda tabii ki yazarın kendi üslubudur. E, hani atıf yaptığım makalede. Onları değiştirebiliriz ya da e, sadece özetini de meal metnine koyabiliriz. Ben makaledeki ilgili bölümü e, şey yaptım. Buyurun İsmail Hakkı Hocam. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ee, İsra Suresinin ilk ayetlerine baktığımız zaman yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Orada peygamberimize e, İsrail oğulları ile, ile, ilgili yani ortak bir paydaları olduğunu ya da İsrail oğullarının yani Müslümanlar ile yani vahiy e, ortak bir vahiy inancı olmaları açısından bir ortak paydaya sahip oldukları vurgulanıyor. Yani e, peygamberimiz de yani buna istinaden e, yani İsrafil Hoc'anın o dediklerine katılıyorum ben e böyle bir e, yani Peygamber Yahudilerle olan bağlantıyı e, bu açıdan değerlendirerek Hani onları İslam'a daha e, yani gönüllerinin yatkın olmasını sağlamaya çalışmış olabilir Yalnız ben tabi e, yani şu katılmıyorum yani bu görüşte olanlara katılmıyorum E, Mekke'deyken Kabe'yi arasına alıp Kudüs'e yönelmiş olduğunu katılmıyorum. Neticede bu bilgiler biz rivayetlerle sahibiz. Yani rivayetler o yöndedir rivayetler var. Bu yöndedir rivayetler var. En azından ben o yöndeki rivayetlere katılıyorum. Yani Medine'ye hicreten sonra Kudüs'e yöneldiğini Hı. Mekke'deyken herhangi bir Kudüs'e doğru bir yönelme olmadığını Düşünüyorum. Ayrıca da yani konuyu fazla da dağıtmak istemiyorum ama İsrail ile ilgili olarak ben e, yani bir gece Mescidi Haram'dan yani Kudüs'e gitme değil de İsra olayının e, Mekkeden Medine'ye hicret olduğunu düşünüyorum. Evet, yani bu ben kadar. De, ben de benzeri bir e, görüşe sahibim ama konumuz o olmadığı için evet. Yani onun tabi temellendirilmesi delillendirilmesi gerekir çok e, evet. uzun bir konu İsra meselesi onun İsra suresine inşallah geldiğinizde inşallah e, şey yaparız hani tartışırız uzun evet. e, soluklu olarak ama şunu biliyoruz o zaman özetleyelim e, Mekke'de e, arasına alıp Mescid şey Kudüs'e döndü mü? Bu ayrı bir tartışma konusu ama Medine'de Kudüs'e döndüğünü biliyoruz. Bir iştihat. Evet yani onda herhangi bir Kur'an'dan şey, şey şey da görüyoruz. Kur'an'dan da öğreniyoruz. E, dolayısıyla e, buradaki sorun şu. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Kabe'ye değil Kudüs'e dönüyor. Yahudilerin ve Hristiyanların döndüğü kıbleye. E, dolayısıyla e, sonra da e, artık kıble Kabe e, denmeye başlıyor. Yani ayet geliyor. Dolayısıyla Yahudiler de diyorlar ki hayırdır ne oldu bizim tarafa dönüyordun falan şeyine giriyorlar. İşte ayetler bu bağlamda geliyor. Yani detayları biraz elersek hadi bir kenara koyarsak. Mevzu bu. Onun için ayeti şu şekilde e, Sürekli yöneldiğiniz Kabe'yi bugüne kadar herhangi bir kıble tayin etmeyerek Kudüs'ü kıble edinmene izin verdik. Bu ancak ya yani bu durum ancak Allah'ın gönderdiği elçiye bağlananlarla topukları üzerine gerisin geriye döneceklerin farklılığının belirginleşmesi içindir. Elbette bu. Yani siz e, asıl olan bir şey, asıl olmayan bir şey hakkında peygamber iştahat ettiğinde e, yani bu konuda bile peygambere eğer uymuyorsanız ya da bu konuda bir imani bir şüphe duymaya başlıyorsanız Resul'le alakalı halbuki bu asıl değil. Yani mesela Resul gelse ve şunu deseydi arkadaşlar şirk koşacağız. Mesela atıyorum yani farazi söylüyorum. Arkadaşlar şirk koşacağız. Ya da deseydi ki yani işte zina edeceğiz. Deseydi ki ee, tamam artık salat malat yok kaldırıyorum salatı hatta yani tamam iptal ediyorum hani yalancı peygamberlerde çokça gördüğümüz değil mi ee, ya da deseydi ki tevhid var ama artık adalet yok yani adalete ihtiyaç yok artık adaletsizlikte yapabiliriz yani temel bir unsur e, konusunda bir değişiklik yapsaydı hani itiraz mankul olabilirdi niye çünkü temel erdemle takvayla alakalı bir hususu iddial ederdi peygamber. de diyoruz biz buna. Yani çıkarı için temel bir ilkeden vazgeçmek. Ama temel bir ilke olmayan bir ritüel konusunda bir yani araç sonuçta bir araç konusunda bir iştihat yapmış olması peygamberin ki konu hakkında bir ayet yok çünkü. Onu da belirtelim yani. Konu hakkında kesin bir ayet olmadığı için Allah Resulü iştihat ediyor. Bu konuda ayır etmek işte Allah'ın bir sınavı olduğunu söylüyor bakın Kur'an. Çünkü neden? Bakın ayetlerin son kısımları hep en aslında öz kısımlarıdır. Elbette bu Allah'ın kılavuzluk yaptığı kişilerle yani Allah'ın hidayete ulaştırdığı kişilerle onun dışındakilere büyük bir o kişilere kişiler dışındakilere büyük bir sorun gibi gözükür. Çünkü olayı kavrayamamış. Hadi sana getirdim. Allah bakın diyor ki Allah imanınızı da elbette zayi edecek değildir. Allah insanların günahlarından böyle imtihanlar yoluyla arındırarak yani rauf olarak güzellik güzel özelliklerle donatır. Allah imanınızı elbette zayi edecek değildir. Allah insanları günahlarından böyle imtihanlar yoluyla arındırarak güzel özelliklerle donatır elbette senin tüm benliğinle ve kalbinle Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Seni gönül rahatlığıyla yöneleceğin kıbleye çeviriyoruz. Dualarında, salatlarında, mescidi haram tarafına yönel. Ve siz de nerede olursanız olun o tarafa yönelin. Evet bakın burada artık ne oluyor? Akışta yani bunlar aynı anda söylenen sözler yani ayrı uzun aralıklarla söylenmiyor. Akış ne diyor Allah imanınızı elbette zayi edecek değildir. Allah insanları günahlarından böyle imtihanlar yoluyla arındırarak güzel özelliklerle donatır, merhamet eder. Elbette senin tüm benliğinle ve kalbinle Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Yani Kudüs'e de dönsen, Tokyo'ya da dönsen biz seni biliyoruz. Tüm benliğinle ve kalbinle Allah'a yöneliyorsun. Semaya yönelmek Mecazen Allah'a yönelmek anlamında kullanılmaktadır. Dualarımızda bu sebeple mecazen ellerimizi göğe açarız. Dolayısıyla görüyoruz diyor Rabbimiz. Evet bakın burada şöyle bir açıklama yapmışım ben. Çok de detaylı. E, çünkü niye yani bu ayeti nasıl böyle meal verdin diye sorabilirsiniz diye e, böyle bir açıklama yapmışız. Şöyle demişiz. Arkadaşlar, genellikle elbette senin yüzünü göğe doğru e, görüyor musunuz dipnotu? Görüyoruz. Sen gösterince görüyoruz. Ha, şöyle okuyalım daha, hani ekrana daha büyük yansıyor. Genellikle elbette senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz ifadesi. Pasajın bütünsel bağlamında başka bir şekilde de çevrilebilir. Takalluba için dil bilimsel terim. Kalbeye dayanmaktadır. Kalebe biliyorsunuz kalp orada oradan geliyor. Kalebe'ye dayanmaktadır. Bu nedenle dil bilimsel, dil bilgisel, metinsel ve bağlamsal olarak tekallube teriminin mutlaka dönmek anlamına gelmediğini, kalp anlamına geldiğini anlamak da mümkündür. Ki 26 219. 26 219 ve 7 burada yanlış yazmışım galiba. Ya 32 ya 22 olacak. Ona bakalım. Verdiğim şey ayet şeyinde. Dolayısıyla şu şekilde de anlaşılabilir. Yani kalp değil de yani dönmek yerine kalp şeklinde de kullanabiliriz. Çünkü bu iki ayette bu şekilde kullanıldı. Benliğinin ve kalbinin cennete yöneldiğini görüyoruz. Takalluba. Bu terim taşarraka yani doğuya bakan ya da takarraba yani batıya bakanla da karşılaştırılabilir. Ee, peki bu ifade bu haliyle ne anlama gelir? Pasajın ana teması kıblenin sadece sembolik bir araç olduğu. ibadetin merkezinin ise şekli kıble değil Allah'ın rızası yani kalbi niyet olduğu, ibadetlerin her türlü şekilcilikten ve riyadan arındırılması gerektiğidir. İbadette asli, hakiki yönelimin sadece Allah olduğu, yani Şema İsrail, bir önceki oturumuzda hatırlarsanız, e, ibadetteki asli, hakiki yönelimin sadece Allah olduğu, yani Şema İsrail mesajı, 133. ayetten başlayıp pasaj boyunca vurgulanıp, Yahudilere ya ilk muhatap, 177. ayette zirve yapacaktır. Ehli kitaba bu hatırlatma, bu mesajı oğulları gibi tanıdıkları gerçeğiyle vurgulanmaktadır. Çünkü Şema İsrail, Yahudiler için Müslümanların fatihası gibidir. Oğullarını öğretmeleri farzdır. Tesniye de geçen bu net bir ifade. Şimdi dolayısıyla bunun için yani takallubayı göğüne, başını göğe çevirip durduğunu şeklinde çevriliyor genelde. Evet o şekilde çevrilebilir ama bağlama şu daha oturuyor. Elbette senin tüm benliğinle ve kalbinle Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Seni gönül rahatlığıyla yöneleceğin kıbleye çeviriyoruz. Resulullah'ın kıble ile ilgili herhangi bir ayet vahyedilmediği dönemlerde ehli kitabın mevcut dini uygulaması Kudüs'e yönelerek salat etmek olduğundan bu yönde iştahat etmiş Allah ise bu iştahadı bu ayet ile nes etmişti. Bu ayetten anlıyoruz ki Kur'an'ın Kudüs'ün kıble edinilmesine bir dönem suskun kalması da bir imtihandır. Kıble ayetleriyle ilgili pasajın sonucu 177. ayetteki ana temayla açıklanacaktır. Şimdi unutmayın 177'de kıbleyi tekrar hatırlayacağız. Evet, kitap emanet edilenler, kesinlikle onun yani doğunun da batının da Allah'ın olduğu esas olanın kalbin Allah'a yönelmesi yani niyet olduğu gerçeğini ya da ilkesini hani 142'de söyledi ya onun için bunu ekledim bağlama. Onları eğiten efendilerinden gelen bir kural yani hak olduğunu bilirler. Ne demiştik? Hak kavramı özellikle Tora ve Talmud üzerinde gönderme yapıyor. Yani Allah'ın hiçbir kelimesi, arkadaşlar, tesadüfi değil Kur'an'da kullandığı. Muhatapların zihinlerine e, bir karşılık buluyor. Çünkü Yahudilikte temel bir kavram olan hak, ritüelin değil amaçladığı maksadın esas olduğunu ifade eder. Hukka demiştik hatta. Hukka diye geçiyor İbranice'de. Dolayısıyla Yahudi din adamları, da çok iyi bilmektedirler ki oğulları gibi yani dedik ya Şam'a İsrail oğulları gibi çok iyi bilmektedirler ki önemli olan fiziksel olarak nereye yöneleceğimiz değil kalbimizin nereye yöneldiğidir. Esas olarak hak budur. Allah onun için onların yaptıklarından habersiz değildir. Ne demişti? On, kitap emanet edilenler kesinlikle onun onları eğiten efendilerinden gelen bir kural olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ya da İbni Amir, Hamza, Kisai, Ebu Cafer ve Ruh şöyle kıraat etmişlerdir. Allah ne yaptığınızdan habersiz değildir. Yani Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ya da kıbleyi uyarak peygambere uyanlara da söyleyebilir. Allah sizin de ne yaptığınızdan habersiz değildir. Onda olsun ki kitap emanet edilen ruhban sınıfına kıbleye dair tüm delilleri de getirsen yine de onlar senin kıblene uymazlar. Sen de bu emirden sonra onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Değil mi demiştik zaten doğuda batıda? onu konuşurken konuşmuştuk. Burada e, Didaskalia Apostolium yani Hristiyanların ilk e, fıkı metni diyebileceğimiz metne ben atıf yapıyorum. Yahudiler Kudüs'e, Beytül Maktise, Hristiyanlarsa güneşin doğduğu doğu yönünü kıble edinirler. Hristiyanların milattan sonra 230'a tarihlendirilen hukuk metni Didake'de şu ifadeler yer alır. Çünkü şu 10 yazının yazılı olduğunu bilerek doğuya doğru dua etmeniz gerekir. Doğuya doğru göklerin göğündeki Tanrı'yı yüceltin. Bu bir şey, şey ilkesi, fıkıh ilkesi Hristiyanlık'ta. Dolayısıyla onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar diyor bakınız. Eğer sana gelen ilimden yani vahiyden sonra onların temelsiz surafelerine yani hevalarına, evhamlarına uyarsan o zaman zalimlerden olursun. Yani Allah Resulü iştahat etti. Kur'an onu nesetti. Allah Resulü Şayet Kurana rağmen iştahadında devam etseydi ne olurdu? Zalimlerden olurdu. Bakınız, Sünnet anlayışımızı da Kur'an şekillendiriyor. Kendilerine Kitabı emanet ettiklerimiz, onu doğunun da, batının da Allah'ın olduğu esas olan kalbin Allah'a yönelmesi olduğunu, kendi öz çocuklarını bildikleri gibi bilirler. Onlardan bir grup bunu bildikleri halde Allah'ın yasasını yani hakkı örtbas ederler. Bakın uzunca bir açıklama yapmışım. Şimdi bir bunu da konuşalım isterseniz sonra dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Bakınız kendi öz çocuklarını bildikleri gibi neyi bilirlermiş arkadaşlar? Şimdi bağlamla okuduk ya. Şimdi şöyle bir tartışma var işte. Kendi öz çocuklarını bildikleri gibi kimdir? Hazreti Muhammed'in kendisi midir? Ee, gibi bir tartışma var. Oysa burada kendi öz çocuklarını bildikleri gibi bildikleri şey e, Hakkın ancak kalp ile niyetle olduğu yasasıdır. Yani hak aslında bu yasadır. Bunu çok iyi bilirler. Yani Şema İsraili çok iyi bilirler. Şimdi onun detayını size anlatayım. Sonra e, sizleri de dinleyelim. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Evet. E, ayette vurgulanan bir diğer husus da Kudüs'e kadar İbrahim'in inşa ettiği Kabe olabileceğidir. Evet, ayette vurgulanan bir diğer husus da kıblenin Kudüs'e kadar İbrahim'in inşa ettiği Kabe olabileceği de Yahudi hahamlarının çok iyi bildiğidir. Müfessir Emin Asten Islahi şu ifadeleri kullanır. Hint alt kıtasından yetişmiş, çok büyük ve çok değer verdiğim bir müfessir. Allah rahmet eylesin. Emin Ahsen Islahi şöyle söylüyor. Bunun hak olduğunu ve Allah katından olduğu kitap ehli içinde apaçık ortadadır. Birincisi Yahudiler Kabe'nin Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam tarafından inşa edildiğini ve İbrahim'in tüm soyunun kıblesi olduğu olarak kaldığını biliyorlardı. İkincisi son peygamber İsmail'in soyundan doğacak ve Yüce Allah onun aracılığıyla bir Müslüman ümmet kuracaktı. Üçüncüsü İsmail'in soyunun karargahı ve kıblesi her zaman Kabe'ydi. Tevrat tüm bu sonuçlara dair referanslar ve işaretler içerir ve bunları Hazreti Muhammed'in gelişiyle ve hayatındaki çeşitli olayların her adımında onaylamıştır. Ancak Yahudiler Müslümanlara ve İsmail'e İsmail soyundan gelenlere duydukları kıskançlık ve düşmanlık nedeniyle tüm bu gerçekleri kasten gizleyeceklerdi Tedebbürül Kur'an'da bu şekilde ifade ediyor. Kendilerine emanet edilen Tevrat, Tanah metinlerini hakkıyla koruyamasalar da Yahudiler kendi ellerindeki metinlerde de Hicaz bölgesini okumaktalar. Tanah'da yani bugün elimizdeki eski ahit metinlerinde Hicaz'a Paran, Seyir Midyan gibi isimlerle dikkat çekilmekte. Medine ve Mekke'de yaşadığı Mekke'de Zemzem Kuyusu'nun bulunduğu ve hac mekanı olarak olduğu bilinmektedir ki mezmurlar özellikle 84. mezmur zebur elimizdeki metinde de bu bilgiler yer almakta. Örneğin arkadaşlar Yahudi kaynaklarında şu ifadeler geçer: Be'er lahay roi yani yaşayanı gördüğüm kuyu ebedi olan meleğin bana göründüğü kuyu ya da hayat veren görüş kuyusu beni gören yaşayanın ...yani Tanrı'nın Hayın kuyusu. Bu kuyu daha sonra bilinen bir dua mekanı olacaktır. İbni Ezra, büyük e, Yahudi müfessiri... ...İbni Ezra, burayı Arapların yıllık bir bayram düzenledikleri... ...Zimum ya da Zimzum olarak tanımlar. Başka bir deyişle burası... ...Mekke yakınlarındaki Zemzem kuyusudur. Ancak eğer bu doğruysa... ...Agar yani Hacer, Mısır'a değil... Arap Yarımadası'na doğru yönelmiştir. Bu Bugün elimizdeki Türkçe Tevrat tefsirinden aldığım bir e, malumat örneğin. Gözlem yayınları 2002'de çıktı. E, Tekvin kitabının Tora ve Aftara birinci kitap. Bakın ne diyor Yahudiler? E, Eğer bu doğruysa diyor Hacer Mısır'a değil Arap Yarımadası'na doğru yönelmiştir. Yani sonuç itibariyle kıblenin Mekke'deki Beytül Haram olmasında... Kudüs'teki beyt Amiktaş yani Beytül Maktis olması kadar hakkı vardır. Burada eksen kıblenin neresi olduğu değil, hak olan kalbin Allah'a yönelmesidir. Yine e, 190. dipnotumuz neredeymiş? Evet, e, ayetin şu kısmında da şöyle bir dipnot veriyoruz. Onlardan bir grup bunu bildikleri halde Allah'ın yasasını yani hakkı örtbas ederler. O da e, şu şekilde izah ediyoruz: Ehli Kitap Uleması her ne kadar kendilerine emanet edilen kutsal kitaplarını yeteri kadar korumamışlar, bizzat metinde ekleme ve çıkarmalara ya da yorum ile manipülasyonlara uğramışsa da elimizdeki versiyonlarında dahi Kabe sembolizmi İbrahim, İsmail, Muhammed zincirini bize haber verir. Örneğin yapıcıların reddettiği taş baş köşe taşı oldu. Hatta şunu şöyle yapalım. Yapıcıların reddettiği taş baş köşe taşı oldu. Mezmurlar 118'e 22. İsmail reddedilmiş olarak görüldü ve ahit İshak'ın çocuklarıyla yapılmış olarak kabul edildi. Yine de Kabe'deki kara taşın bir anıt olarak durduğu o reddedilen taş İsmailoğulları olacaktı. Temel köşe taşı İsa Mesih çiftçiler meselinde de bunu açıkça ortaya koydu. İsraillere bağın yani Tanrı'nın krallığının Yahudilerden alınacağını ve başka çiftçilere yani İsrail olmayan bir İsrailli olmayan bir halka verileceğini açıkça söylediğinde bu halkın şu sözlerle ifadesini verdi. Mukaddes yazılarda bakın şöyle diyor Matta şöyle diyor hatta 21.43'te mukaddes yazılarda inşaatçıların reddettiği taşın baş köşe taşı haline geldiğini hiç okumadın mı? Ve ekledi Tanrı'nın krallığı sizden alınacak yani İsrailoğullarından alınacak ve onun meyvelerini taşıyan bir millete verilecek. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bakınız hem eski ahit hem yeni ahitte e, bu bilgiler varsa ki eski ahitte çok daha yoğun bir şekilde var. İşte o zaman bu ayetin e, şeyi daha net açıklanıyor. Onlardan bir grup bunu bildikleri halde Allah'ın yasasını yani hakkı örtbas ederler. Evet buraya kadar söz almak isteyen var mıdır? Buyurun. Evet diyor ki Rabbimiz o zaman Rabbinden gelen kurala dönüşür. Bakın. O zaman Rabbinden gelen şey bir kurala dönüşür. Öyleyse sakın kuşulananlardan olma. Herkesin yani Yahudilerin de, Hristiyanların da, müminlerin de yöneldiği bir kıblesi vardır. Öyleyse bu gerçekleri öğrendikten sonra kıble konusunda didişmek yerine Hayırlı işlerde yarış için koşuşturun. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirecektir. Allah elbette her şeyi planlayıp düzenleyendir. Onları bir kenara bırak. Nerede olursan ol. Nereden yola çıkarsan çık salat ederken Mescidi Haram'a doğru yönel. Şüphesiz ki Rabbinden gelen kural budur. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet, nereden çıkarsan çık, tüm benliğinle salat ederken mescidi harama yönel. Siz de ey müminler, nereden olursanız olun, tüm benliğinizle o tarafa yönelin ki, insanların size karşı İbrahim'in izindeyiz diyorlar ama Kabe'ye dönmüyorlar diye bir delili olmasın. Onlardan değil, benden korkun ki size gönderdiğim nimetimi yani vahyimi tamamlayayım ve böylelikle siz de doğru yol üzerinde kalabilirsiniz. Sonuç olarak size delillerimizi yani ayetlerimizi kendi sistematiğine, bağlantılarına tabi olarak doğru biçimde okumayı öğreten ve böylelikle sizi cahiliyeden arındıran kitabı ve hikmeti böylelikle öğreten ve vahiyden bilmediğiniz şeyleri size bildiren kendi içinizden bir Elçi gönderdik. Öyleyse siz beni unutmayın ki ben de sizi gözden çıkartmayayım. Ben sizi nasıl önemsiyorsam siz de beni önemseyin. Bana şükredin, hakikatin üzerine Üzerini. örtmeyin. Evet, böylelikle bu anlatı söz geçişi olacak 153'te. Burada duruyoruz, ee, bitiyor. Bakınız burada yine 151'de Resulü bize anlatıyor. Bakın neymiş Resul'ün konumu Kur'an'da. Sonuç olarak size delillerimizi kendi sistematiğine, bağlantılarına tabi olarak doğru biçimde okumayı öğreten. Yani bir Kur'an öğretmeni Resulullah. Bakın sünneti Kur'an zihnimizde şekillendiriyor. Sünnet neymiş Allah Resulü'nün örnekliği? Bir, Allah Resulü Kur'an'ın öğretmeni yani Kur'an merkezli bir e, şahsiyet ve bu bunu böyle lafta da değil bizzat öğretmen yani Kur'an'ın e, bizim nasıl yaşayacağımızı nasıl okuyacağımızı sistematiğine ve bağlantılarına nasıl tabi olacağımızı öğretiyor ve böyle öğrettiği için böylelikle ne olmuş oluyor bunlar birbirine bağlı anlamsal olarak bizi cahiliyeden arındırıyor cahiliye ne şirk işte zulüm değil mi? Temel erdemsizlikler. İşte bunlardan arındırarak Kur'an ahlakına bizi e, ulaştırıyor. Böylelikle kitabı, yani yasayı ve hikmeti, yani bu yasanın sebeplerini, gerekçelerini, mantığını, temel mantalitesini bize öğretiyor ve vahiyden bilmediğimiz şeyleri bize bildiriyor. Bilmediğimiz şeyler ne? Gayb alemi. Bilemeyeceğimiz, hiçbir zaman akılla da bilemeyeceğimiz gayb alemine dair bilgileri de Nasıl öğretiyor? Vahiy getirerek bize, ayetlerle bize e, öğretiyor ve e, ve bildiriyor pardon, bilmediğiniz şeyleri bize bildiriyor. Ve kimmiş? Kendi içimizden bir elçi, yani bir insan elçi. Yani bizim gibi yiyen, bizim gibi oturan, bizim gibi öfkelenen, bizim gibi sevinen, burada olsa kendisini vapura e, seyahate çıkartacağımız, beraber martılara simit atacağımız... Yolda koluna gireceğimiz Bizden birisi Bizim gibi kıyafetler giyecek olan Üstün bir işte hiyerarşik böyle bir Yerde oturmayacak olan Uzaktan birisi geldiğinde Hanginiz Muhammed diye soraca Soracağı Bizim gibi bizim içimizden birisi Bizim dostumuz e, Bir peygamber bir elçi Kur'an bakın e, Bu sünnet tasavvurunu yani Peygamber anlayışını e, da Aslında biz Kur'an'dan net bir şekilde öğreniyoruz. Ve 152. ayet bu pasajın hani en azından durak ayetlerinden. Öyleyse siz beni unutmayın ki ben de sizi gözden çıkartmayayım. Yani ben de sizi nasıl önemsiyorsam siz de beni önemseyin. Ve bana şükredin ve hakikatin üzerini örtmeyin. 193 tane demişiz. Evet ilk 152 ayetin özet mesajı şudur arkadaşlar. Allah bize içinde hidayet ve kurtuluş olan kitabı ve sözleşmeyi vermiştir. Ve sünnetullah rahmeti ve Adem oğullarına vaadi gereği bunu bütün insanlığa teşmil etmiştir. İsrailoğulları Allah'ın sözleşmesini bozmuştur. Bunun sonucu olarak Allah'ın ahdini geçersiz kılınmıştır. Allah İbrahim'e olan vaadini yerine getirmiştir. Bu surede ve Tevrat'ta da zikredildiği üzere Allah tüm insanlığı İsmail'in soyuyla bereketlendirecektir. Allah bu vaadi gereği tüm toplumları bereketli kılmak için İsmail'in soyundan bir peygamber göndermiştir. Bu peygambere ittiba etmesi için de yeni bir ümmet seçmiştir. Bu insanların ilk evi ve İbrahim'in mirasının sadık dostları kılmıştır. Bu durum yani ilk müminlerin şahitliği ve İslam davetindeki rolü genel olarak tüm insanlık özelde ise ehli kitap üzerine Hazreti Peygamber'in nübüvveti ve mesajının ispatı niteliğindedir. Bunu da yine düşünsel e, üstadlarımdan, sevgili e, Abdülhamit Ferahi'den, Nizamül Kur'an Kur'an e, tefsirinden alıntılamışım. Bu da aslında ilk 152. ayetin özeti niteliğinde. Şimdi buradan bir söz geçişi yapacağız haftaya inşallah, ömür el verirse. E, buraya kadar bir şeyi olan var mıdır? Katkısı, sözü? Bu son 5 dakikada da e, isterseniz bunu konuşalım. E, sonra da çalışmamızı bu haftalık sonlandıralım. Buyurun. Söz almak isteyenleri dinliyorum. Buyurun. Selamun Aleyküm. Şimdi e, evet. kıble konusuyla ilgili şöyle bir e, yaygın kanaat var kıblenin değişimi yani mescidi şeyden Kudüs'ten mescidi harama değişimi ayetle okuduğumuz ayetler yalnız diyorlar ki yani Kabe'den mescidi harama yani oraya olan yönelimle ilgili bir ayet yok başta bir arkadaşımız da onu yazdı zaten bu da vahyi gayr metlu ile olduğu iddia ediliyor. Aslında İsra İsra Suresi'nin ilk ayetine baktığımız zaman yani kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesi ile o ayetin bu kıbleye yönelim ile ilgili e, olduğunu konusunda bir bağlantı kurmak e, mümkündür diye düşünüyorum. Yani e, yani kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yönelten Allah'ın şanı ne, ne yücedir şeklinde bir e, okuma yaptığımız zaman, yani bu ayetin de yani kıblenin e, Kabe'den Mescid-i Haram'a yönelmesinin de ayetle sabit olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Diyeceğim bu evet. kadar. Sağ olun hocam. İsmail Hakkı hocam size katılıyorum. Ancak şimdi öncelikle o e, iddiaya bir cevap vermek gerekir aslında. Bakınız ayetlerin akışında, yani sadece bu ayetlerin akışını önce Kuran'ı dinlesek, yani önce bir Kurana kulak kesilsek, ondan sonra diğer tarihi verilere, kaynaklara, beşerin e, şeylerine dönsek, aslında birçok sorunu e, açmış olacağız. E, malumunuz ben sadece Kur'an diyen ve işte hadisleri ya da siyeri tarihi reddeden bir kardeşiniz değilim. Yani ben sadece Kurancı değilim, ama önce Kurancıyım. Yani önce Kur'an'ı dinlememiz ve önce Kur'an'ı merkeze almamız gerekir. Daha sonra Kur'an'ı daha iyi anlamak için ki işte bağlamdan kastımız da bu zaten yardımcı kaynaklar olarak tarihi kaynaklar olarak diğer kaynakları işte rivayet malzemesini mütevatir sünneti ki mütevatir sünneti çok çok önemli benim açımdan ama rivayetler onun biraz daha aşağısında yani seviye olarak rivayetleri daha sonra bu rivayetlerden sonra oluşmuş olan çeşitli teorileri, işte yorumları e, da daha, daha sonra tabii ki dinlemek gerekir. Ama önce Kur'an'ı dinlediğimizde, bakın ben hiç dikkat ettiyseniz gayrimetduit konusuna olumlu ya da olumsuz olarak girmedim e, metinde, e, böyle bir tartışmaya girmedim. Sadece Kur'an metnini kendi akışı içerisinde verdiğimizde bir gayrimetduit vahiy, e, yani Kur'anın dışında e, yazılmamış var olduğu varsayılan bir e, vahiy olduğu e, gibi bir sonuç çıkmıyor yani böyle bir şey e, ne subutu kattiği ne delaleti kattiği bir şekilde Kur'an metninde gözükmüyor yani azından burada okuduğumuz pasajda gözükmüyor daha çok buraya Çünkü hani bir refere bir buradan bir çıkarma e, kıbleden bir çıkarma yapılmaya çalışıldığı için söylüyorum Peki e, nereden çıkıyor bu şimdi mantık ilkelerinde şöyle bir şey vardır, malumunuz. İddia sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir. Yani ben olmayan bir şeyi ya da e, hakkında subutu kat'i ve delaleti kat'i, net, kesin bir delil olmayan bir şeyi, e, şeyin olmadığını kanıtlamakla mükellef değilim. Yani benim işim, yani Bülent Şahiner değer olarak ya da herhangi birisinin e, sorumluluğu, iddia edilen bir şeyi kanıtlamak değildir. İddia eden onu kanıtlayacak. Yani şöyle bir ayet olsaydı sıkıntı olmayacaktı. Yani ey iman edenler biz size bu kitabı veriyoruz. Bir de gayrimetlu bir vahiy de veriyoruz. Onu da Allah işte Resulünden alın gibi mealen böyle bir ayet olsaydı tamam o zaman biz gayrimetlu bir vahyin varlığını kabul edecektik ama bunun ne olduğunu işte belki bakacaktık şeylere, hadislere vesaire tarihe ama Kur'an'da buna dair de bir böyle bir açık bir nas yok, bir açık ifade yok. Dolayısıyla birileri daha sonra tarih içerisinde Kur'an'ın içerisinde bazı işte bağlamdan kopuk olarak okudukları için belki de e, ve işte çeşitli sebe başka sebeplerden dolayı ne yapmışlar? E, demişler ki varsaymışlar, demişler ki bir varsayım olarak, bir teori olarak Demişler ki gayrimetlu vahiy vardır ve işte hadislerin ve sünnetin de aslında Kur'an gibi bir vahiy olduğunu iddia etmeye başlamışlar. Dolayısıyla bu buradan sonra bir iddiayla yani bir varsayım üzerinden bunu vahye, e, yedirmeye, vahiyden de referans bulmaya çalışıyorlar. Yani subutu katti ve delaleti katti herhangi bir delil olmaksızın bunu çeşitli ayetlerin satır aralarından ha bak demek ki bu gayrimetlu vahiy delildir diye bize sunmaya çalışıyorlar. Sonra da olmadığını e, kanıtlamamızı istiyorlar. Ben de diyorum ki önce sizin kanıtlamanız gerekir. Yani çünkü iddia sahibi sizsiniz. Metinde açıkça böyle bir şey olmadıkça benim bunu kanıtlamak ya da e, olmadığını ispat etmeye çalışmak gibi ki mantığa aykırı bir şey bu. Bir ne sorumluluğum ne e, görevim var. Yani ne böyle bir e, ihtiyacım var. Şimdi bakıyoruz kıble ayetlerinden gayrimetlu metlu vahyi çıkartmak zorlamadır. Çünkü zaten peygamber iştahat etmiş. Sonra Allah da bu iştahada bir imtihan kılmış. Yani insanlar bakalım peygamber uyacak mı uymayacak mı yani asıl olan nedir diye buna bakmış. Ve daha sonra da e, zaten Kabe'nin kıble olması gerekliliği ifade edilmiş. Dolayısıyla aslında tartışmanın hiçbir noktasında yani Siyer döneminde gayri metlu vahye dair bir e, emare yok. Bu daha sonralar işte uydu, yani uydurulmuş demeyeyim ama kurgulanmış, daha sonralar üretilmiş bir teori, bir iddia. Şimdi dolayısıyla o iddia sahipleri yine e, şeyle tabii ki bunu kanıtlamakla mükellefler. Gerçekten e, subutu katli ve delaleti katli kesin delillerle bize bunu göstermekle mükellefler. Yoksa biz bunun aksini göstermekle mükellef değil. Ha efendim e, işte 1 milyar insan buna inanıyor. Şimdi sayısal e, üstün yani seçim yapmıyoruz. Hani oylama yapmıyoruz. Yoksa 3 işte 3 milyar insan da Hristiyan. Yani teslise e, iman etmek zorundayız o zaman. Çok fazla insan inanıyor. İşte 1 milyar insan Hindu Hindistan'da. E, yani sayısal çoğunluk bir şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. E, yani birilerini siz fazla fazla peşinizden sürüklediniz diye o şey ...yani söylediğiniz şeyi o doğrulamaz... ...onu da belirtelim... Ee, ...buyrun Saadet Hanım... ...hocam İsmail Hakkı hocamın... E, ...sözlerine bir katkı sağlamak isterim... ...İsra suresinin birinci ayeti... ...çok uzun zamandır... ...Hazreti Muhammedle değil... ...Hazreti Musa ile ilişkilendiriliyor... ...ilişkilendiriliyor... ...yani orada söz edilen kişinin... ...Hazreti Musa olduğu ifade ediliyor hatta bundan 15 gün önce İsrafil Balcı Hoca da e, İsra ve Miraç şeklinde bir video çek video çekmişti. Orada da hani gelen İsra Suresi'nin ilk baş ayetinden sonraki Hazreti Musa'dan bahsedildiği için e, bunun Hazreti Musa olabileceğini ama bunun delillerinin kanıtlanması gerektiğini iddia ediyor. Evet biz kendisiyle evet. de daha önce konuşmuştuk bu konuyu. E, çünkü Şimdi İsra olayı çok daha uzun bir mesele. Onun için oraya girmek istemedim. Yani İsra olayının faili kimdir? Yani öznesi kimdir? Ve İsra olayı coğrafi olarak nerede gerçekleşmiştir? Bu daha geniş bir konu. Yani e, şimdi biz Bakara suresinde olduğumuz için ben oraya girmek istemiyorum. Çünkü oraya girersek çıkamayız yani. Saat uzun saatlerce gider mevzu. E, şey yani gayrimetli vahiy konusunda ifade etmek istedim ben. Dediğim gibi buradan bir gayrimetli vahiy çıkmaz. Yani onu onu e, çok net söyleyebilirim. Ha, çıkartan da bunu dediğim gibi delilleriyle göstermesi gerekir. Onu benim ya da gayrimetli vahiy bu anlamda e, bir veri olarak kabul etmeyen e, yoksa şey olarak olabilir. E, teorik olarak Allah Resul Allah'la Resulü arasında elbette öznel bir e, şey olabilir. Hani iletişim bir e, yani onu ben dışlamıyorum. Hani muhal değildir bu aklen. Ama insanları bağlayacak düzeyde, yani üçüncü şahsı bağlayacak, Kur'an gibi e, bağlayacak düzeyde, bir delil olacak düzeyde bir vahiy olduğunu iddia ediyorsanız, bu çok büyük bir iddiadır çünkü. Yani İslam epistemolojisini, İslam'ın temel iddiasını derinden yaralayan ya da derinden farklılaştıran bir iddiadır. Yani Kur'an var, Furkan olduğunu, hak olduğunu, e, temel ölçü olduğunu, Allah'ın, vahiy olduğunu nazil olduğunu yani Allah tarafından nuzul edilmiş olduğuna iman ettiğimiz temel bir vahiy var ve siz diyorsunuz ki bu vahiy var bir de bir tane daha vahiy var hani gölge ya da paralel vahiy şimdi bunu iddia ediyorsanız bunu temellendirmeniz gerekir yani şey olarak ama bu temellendirme de şöyle değil falanca filancadan rivayet var şekli değil Subutu kat değil yani Mütevatiren bize aynı Kur'an gibi gelen net bir bilgiyle ve bu bilginin içinde de dalaleti katli olması gerekir. Yani aynı tevhid gibi e, net bir şekilde herkesin e, anlayacağı sadelik ve açıklıkta olması gerekir. Böyle zorlama, hani batini bir subjektif bir yorum olmaması gerekir. Böyle bir delili varsa arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, ulemamızın onları tabii ki dinlemeye e, hazırım. Ama ben bugüne kadar en azından şahsi kanaatim böyle bir şeyle karşılaşmadım. Dolayısıyla Allah'ın sözüne ortak koşacak zanni çeşitli iddiaları vahiy diye bize sunulmasının da büyük bir mesuliyet olduğunu da söylüyorum. Yani nasıl ki Allah'a ortak koşmamamız gerekiyorsa, değil mi? Yaratılmış olanları Allah'a ortak koşmamamız gerekiyorsa Allah'ın sözüne de ortak koşmamamız gerekir. Yani Allah'ın sözüne... Allah'ın sözü gibi başka beşer sözlerini aynı değerde görmememiz gerekiyor. Bu onları yok etmemiz, inkar etmemiz anlamına gelmiyor. Tıpkı İsa'yı Allah ortak koşuyorlar diye reddetmediğimiz gibi. Sadece her şeyi yerli yerinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani İsa'yı Allah'a ortak koşuyorlar ama biz onu çok büyük, çok mübarek bir Resul olarak, bir peygamber olarak tanıyoruz ve seviyoruz. Dolayısıyla tabii ki peygambere ait ya da başka birilerine ait sözler, değerlidir ya da şeyler ama bu Allah'ın sözü gibi değildir. Yani ontolojik ve epistemolojik olarak eşit düzeyde değildir. Bunun altını kalın 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 harflerle çizip üzerini de fosforlu fosforlu kalemlerle renklendirmemiz gerekiyor. Burada hı temel hı. zaten Müslümanların ayrıştığı şey bu yani Şii-Sünni çatışmasında da işte tasavvufçularla diğer Müslümanların Farklaşmasında da ee, genel olarak işte Sünnet algısındaki farklaşmaların özünde de aslında bu var. Yani Allah'ın kitabını değil de başka metinleri de Allah'ın kitabı gibi değerlendiriyor olmak. Onları bir vahiy olarak görmek. Hatta değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam şöyle ifadeler var. Lafsı Allah'tan, şey, lafsı Peygamber'den, manası Allah'tan. Sadece e, işte na, şey namazda okun okunmaz. Hatta öyle ki bu Allah'ın kitabını onun için iptal edebilir, nes edebilir gibi e, aşırılıklar, haddi aşmalar söz konusu. Ben bu konuda e, hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. Hocam gayrimahmetli vahiy iddiası, Yahudilerde sözlü Tora var ya hani onlar da böyle bir iddia evet. içerisinde. Acaba İsrailiyattan esinlenerek mi temelinde bunu mu var? Yani o bağlantıyı şu an e, yani arada bir bağlantı olması gerekir. O bağlantıyı şu an ben e, ifade edemem ama hatırlarsanız daha önceki oturumlarımızda sözlü tora ve yazılı tora yani e, metlu ve gayrimetlu vahiy algısının e, tam da İsrailoğullarını ehli kitaplaştıran, ehli kitap olan e, Ehli kitabın kültüründe olduğunu anlatmıştık çok detaylı bir şey onların kaynaklarından. Hani daha önceki oturumlarımıza bakılabilir bu açıdan sanırım 3 4 yanlış hatırlamıyorsam o oturumlarda hatta şöyle söyleyeyim size bakın hemen Evet bakın nerede yapmışız Evet Bakara 80'lerde yapmışız Hemen okuyalım Evet bakın Kur'an'ın 111. dipnotumuz. Kur'an'ın Yahudi din adamlarına getirdiği bir diğer eleştiri de kitap mukaddes yazımı dahil olmak üzere dini kaynak yazımında ilahi olanla yorum, şahsi açıklama ve iştihatları birbirine karıştırmalarıdır. Öyle ki bu durum Mişna, Talmud, Gamera geleneğini kutsallaştırmıştır. İki Tora şeklinde bu kullanılır. Ana akım Yahudilik, Tevrat'ta Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa'ya metlu vahiy olarak Tevrat'ı, gayrimetlu vahiy olarak da sözlü kültürü verdiğine inanmışlardır. Talmud, Berakot 5a'da bu bölümde şöyle yazar. Ve Kabalist Levi Barhama, Kabalist Şimon Ben Lakiş'in şöyle dediğini rivayet etti. Tanrı Musa'ya şöyle dedi. Tanrı Moşe'ye huzuruma dağa çık ve orada kal dedi. Sana yazdığım taş levhaları halka öğretilmesi için Tora'yı ve emiri yani mitzvayı vereceğim. Çıkış 24.12'de Tora'yı ve mitzvayı vereceğim. Yani Tanrı Musa'ya yalnızca yazılı torayı değil, tüm Tevrat'ı nesiller boyunca aktarılacağı şekilde vahyetti. Tabletler Ahit'in tabletlerinde yazılı on emirdir. Tevrat Musa'nın beş kitabıdır. Mitzvah Mitzvot için açıklamaları ve bunların nasıl gerçekleştiğini içeren Mişna'dır. Yazdığım ilhamla yazılmış peygamber ve yazılardır. Onlara öğretebilmeniz için de Mişna'yı açıklayan Talmud'u atıfta bulunur. Bakın gördüğünüz üzere ne diyor? Sözlü Tora Mişna'dır ki Hazreti Ömer'in hani hatırlarsanız bir yani hadislerde yine geçen bir de tarihi bir veri olarak geliyor. Kur'an'ın yanında bir de Mişna mı diye bir tepkisi var ya. İşte işte bu tepki buraya kaynaklanıyor. Yani sözlü Tora bu anlayış Yahudilerde gelişmiş bir anlayış maalesef. Evet. Başka sözü olan var mıdır arkadaşlar? Hocam o durumu kapatsak? Peki o zaman e, bu haftaki oturumumuzu da sonlandırıyoruz. Hani söz almak isteyen olmadığı için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki Kur'an çalışmamızda buluşmak üzere. Hocam ben sizi iyi